Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Soru cevap bölümünden devam ediyoruz inşallah. İlginç bir soru var. İnşallah beraber okuyalım onu. Bir kardeşimiz şunu fark etmiş ve bunu soruyor. Neden bizim çocukluğumuzdan beri işte görsel olan televizyonlarda veya işte bilgisayarlarda diğer ekran görüntüsü olan şeylerde küçüklüğümüzden beri neden bizlere işte Hazreti Hamzalar, Hazreti Halitler, Halit bin Velidler, Hazreti Yavuzlar, Fatihler anlatılmadı da işte Batman'ler, Süpermen'ler, He-Man'ler, Herküller gibi sahte kahramanlar, yalancı, hayali karakterler bize anlatıldı. Bununla ilgili bir soru sormuş bir kardeşimiz. Evet, tabii bizim genel olan bir şeyimiz bu. Küçük. Yani biz bazı şeyleri küçük görüyoruz. Bu soru aslında sorudan çok cevabından dolayı ehemmiyetli olan bir soru. Yani hakikaten biz neden örümcek adamlarla, süpermenlerle, himenlerle, herküllerle büyüdük? Hep neden onların kahramanları bizim alemimizde ve bizim hayatımızda var? Bizim geçmişimizde gerçek olan kahramanlar Halit bin Velid gibi, Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ali gibi büyük zatlar varken, gerçek hayatlar yaşamışken ve tarihler de bunu kaydetmişken, büyük kahramanlıklar yaşamışken onlar bizim ümmetimize yaşatmışken, neden biz Batman'lerle, Süpermen'lerle, Örümcek Adamlarla, He-Man'lerle, Amerika'nın sinema, film ve çizgi dünyasıyla büyüdük? Tabii ben bu alanda bir doktora çalışması duymuştum. Sosyoloji alanında yapılmış bir doktora çalışması. Onu kısaca inşallah aktarayım. Ne kadar böyle küçük olarak gördüğümüz şeylerin, hani ya bunu çocuk izlese ne olur aman canım deyip geçilemeyecek kadar büyük şeyler olduğunu inşallah anlarız. Tabi bu da çocuk yetiştirme ile ilgili, çocuk yetiştirmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, ne kadar profesyonel yapılması gereken titiz bir iş olduğunu bize gösteriyor. Evet, Batı'nın her zaman yaptığı şeydir bu. Batı bizden alır, bizden çalar, farklı kılıflar giydirir, bize satmaya çalışır. Yani zalimliğini, haksızlığını, taşkınlığını, zulmünü hep perdelere sarmaya çalışır. Tabii bizi de işte 150 senedir, 200 senedir yaklaşık Osmanlı'dan itibaren İslam dünyasını sarstı. İslam dünyasında artık tamamen kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda hiçbir canı, hiçbir kanı hesaba katmadan, vicdan kuralları ve düsturlarının hiçbirisini tanımadan İslam dünyasında kan akıtıyor. Tabii şundan korkuyor. Ben bunların özellikle o doktora çalışmasında okuduktan sonra o sebeple çizildiğini, çizgi dünyasına sokulup insanların, çocukların zihnine kodlandığını, o zihin kodlarını değiştirip, kimliklerini değiştirip kendi taraflarına çekmeye çalıştıklarını düşünüyorum hala. Yani neden onların sahte kahramanları var dünyamızda? Çocuklarımızın yatak odalarında neden onların kıyafetleri var? Neden onların resimleri var? Neden ev resimlerinde o çocukların zihin dünyalarındaki o temiz dimağlarında bu sahte kahramanlar var? Ev resimlerde var, her yerde var. Bunu şöyle söylersek Batı'nın burada bir oyunu var. Nasıl bir oyunu? Yani değerli kardeşlerim, değerli Müslüman kardeşlerim, biliyoruz ki biz Müslüman olduğumuz sürece Batı, yani kafirler, batıdan kastım, münafıklar bizi sevmeyecekler. Ha, onların tabi bizden de bir korkusu var. Hem geçmişimizden, hem Müslümanlık geçmişinden, hem de Türklerin geçmişinden dolayı bizden bir korkuları var. Bu korkuyu, bizde olan potansiyeli ortaya çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte bölücülük yaptılar İslam dünyasında. Dini tahrip etmeye çalıştılar ki itikatları sağlam insanlar yetişmesin, bizim zulmümüze karşı direnemesin. Özetlersek bu meselede bizim önümüze Batman'leri, Süpermen'leri, işte He-Man'leri, Herküller gibi yalancı kahramanlarını, kendi kahramanlarını çıkarıp kahramanlar batıdan çıkar, kahramanlar batınındır şeklinde onların o insanların işte kıyafet değiştirip insanüstü bir şekilde adaletini falan, adaleti falan sağladığı, işte kötülerle savaştığını vesaire böyle şeylerini bize gösterdiler. Çünkü o kendilerinin kabiliyetsizliğini, korkaklığını bizim üzerimizde, çocuklarımızın üzerinde onların zihin kodlarını değiştirerek bize sindirilmiş bir politika, bizim sindirilmiş bir politikaya geçmemizi
murad ettiler ve istediler. Yani düşünün ki Batman'lerin, Süpermenlerin, He-Man'lerin, Herküllerin anlatıldığı bir nesilden, bir Müslüman coğrafyadan, bir Müslüman nesilden Halid bin Velidlerin, Fatihlerin, Yavuzların, Salahaddin Eyyubilerin çıkması mümkün mü? Mümkün değil. İşte bize kendi kahramanlarımızı anlattıracak zaman, boşluk, metin bırakmadılar ki, oraları doldurdular ki bir gün birisi eğer Halid bin Velid'i okursa, bir çocuk küçüklüğünde Halid bin Velid'in hayatını okursa, Hazreti Ömer'i okursa, Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ali'yi okursa, biliyordular ki Hazreti Halid gibi bir savaşta 3000 kişiyle 150 bin kişiye karşı Mute'de savaşan Hazreti Halid gibi bir savaşta 7 kılıcı kıran, Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer gibi adaletiyle küreyi titreten, küre-i zemini titreten insanlar bu Müslüman coğrafyasından çıkacaklar ve bizim başımıza bela olacaklar. İşte değerli kardeşlerim, bunun özeti budur. Onlar bize kendi kahramanlarımızı, ilimde kahraman, savaşta kahraman Hazreti Ali'yi, adalette yönetimde kahraman Hazreti Ömer'i, savaşta, siyasette, kumandanlıkta kahraman Halid bin Velid'i, bunları bizim önümüzden rol model olarak aldılar. Kendi sahte kahramanlarını uyuşturmuş yapılarını koydular ki Halid bin Velidler, Selahaddin Eyyubiler, Yavuzlar, Fatihler bu ümmetin içerisinden çıkıp Müslüman coğrafyasında yapılan zulüme, taşkınlığa, azgınlığa dur demesinler. Onların hevaları ve hevesleri ne istiyorsa onlar yapsınlar, istediler ve murat ettiler. Bizim önümüze bu sahte kahramanlarını koyarak çocuklarımızı uyuşturdular. Halitleri, Ömerleri, Alileri, Osmanları, Fatihleri, Yavuzları, Selahaddinleri unutturdular ve ümmeti şu anki yeis-i mutlak konumuna çekmeye, yöneltmeye çalıştılar değerli kardeşlerim. Bunun özeti budur. Bu kardeşimize bu sorusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza lütfen gerçek kendi atalarımızı, Ertuğrulları, Osman Gazileri onlara okutalım, onlara anlatalım. İslam namına ne kahramanlıklar yaptığını konuşalım. Yavuzları konuşalım, Ömerleri konuşalım. Rol model olarak onları belirleyelim. Çocuklarımızın odalarını siyer kitapları, resimleri siyer kahramanlarımız olan Halid bin Velidler alsın. Alsın ki o çocuğun yetiştiği, o çocuk küçük dimağında, tazecik körpe kalbinde, kalbine aldığı Halidler ve Salahaddinlerle beraber o odadan dünyaya meydan okuyacak çocuktan ziyade bir kumandan çıksın. Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.